Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Haziran ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, evet, Haziran ayı genel anlamda gökyüzü sizi destekler. Çünkü güneş ayın büyük bölümünde ikizler burcunda olacak. Ayın 24'üne kadar ikizler burcundaki bir güneş sizin de yaşam coşkunuzu, yaratıcılığınızı arttırıyor ve genel anlamda hayatın her alanında daha fazla destek sunuyor. Diğer gezegenlere baktığımızda, evet, güneşin İkizler Burcu'ndaki Güneş'in Terazi Burcu'ndaki Jüpiter'le çok güzel bir üçgeni oluşuyor ayın ilk günlerinde. Ve bu üçgen size tam destek verecek. Bir kere daha iyimser hissedeceksiniz kendinizi ve yaşamınızdaki olanaklar, imkanlar biraz daha genişleyebilir. Fırsatlar karşınıza çıkabilir. En azından günlük yaşamınızda daha keyifli hissedebilirsiniz kendinizi. Çocuklarla ilgili özellikle en fazla şu anda Güneş'in, Jüpiter'in desteği olabilir. Koç burcunda Venüs-Uranüs kavuşumu var. Üçüncü evinizde. Üçüncü ev zihinsel yaratıcılıkla ilgili. Zihniniz gerçekten çok hızlı ve yaratıcı çalıştırıyor. Sürpriz bir fikir, sürpriz bir buluş, bir icat gündeme gelebilir. Ve bunu bu yay burcundaki Satürn'le de güzel bir üçgen açı oluşturduğu için bu fikrinizi, bu düşüncenizi rahatlıkla üzerinde çalıştığınız projeye yönlendirebilir. Büyük bir açılım da elde edebilirsiniz. Teklif alabilirsiniz. Örneğin Satürn işle alakalı ve 11. evinizde genel anlamıyla uzun vadeli işler, iş projeleri, gelecekle ilgili hedefleriniz ve ideallerinize fırsat veriyor şu anda ve daha çok Uranüs-Venüs kavuşumu Koç burcunda iletişim, bilişim sektörü, teknoloji gibi alanlarda veya yayıncılık, medya ile bağlantılı konularda biraz daha bu dönemde aktif olabileceğinizi ve daha fazla fırsatla karşılaşabileceğinizin işaretçisi. Ayın 4'ünden sonra kişisel gezegenlerimiz burç değiştirecek. Mars Yengeç Burcu'na geçiyor ayın 4'ünde, 6'sında Venüs Boğa Burcu'na geçiyor, 7'sinde Merkür İkizler'e geçiyor. Merkür ayın 7'sinden itibaren ayın 24'üne kadar İkizler Burcu'nda son derece hızlı Güneş'le beraber. Dolayısıyla özellikle sevgili kovalar 5. ev alanlarında hızlı bir ay. Neler olabilir? Son derece çocuklarla ilgili hızlı gelişmeler olabilir. Eğitimle ilgili gelişmeler olabilir. İş ve özel hayatınızda yazılı, sözlü, her türlü faaliyette daha aktif olabilirsiniz ki yeteneklerinizi de iyi gösterebileceğiniz bir dönemdesiniz. Hobilerinizle daha fazla ilgilenebilirsiniz. İş veya özel hayatınızda eğitim ve seyahat gibi bazı önemli gelişmeler olabilir. Ayın 9'undan itibaren Jüpiter Terazi Burcu'nda ileri harekete dönüyor ve 10 Ekim'e kadar da Jüpiter Terazi Burcu'nda ileri hareketli olacak. Bu da tabii ki sizin adınıza son derece güzel bir açı. Tam destek alacaksınız Jüpiter'den. Yine aynı gün ayın 9'unda Yay Burcu Dolunayı var. Evet, Yay Burcu Dolunayı ayın 5'inden itibaren 15'ine kadar olan süreçte güçlü olarak etkisini hissettirecektir. Sevgili kovalar, 11. ev dolunayı. Bu en şanslı dolunaylardan birisi. Çünkü 11. ev şans evidir. Ve burası bizim gelecekle ilgili hayallerimiz, hedeflerimiz, umutlarımızla ilgilidir. Projelerimizle ilgilidir. Ve dolunaylar bir şeyleri olgunlaştırır, sonuçlandırır. Bir hedefinize ulaşmak, bir projenizde başarı elde etmek, sonuç almak, belki ödüllendirilmek, bir terfi almak veya maddi bir başarı işlerinizle ilgili mümkün olabilir bu dolunayla beraber. Ayın 24'ünden sonra Güneş ve Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor ve ayın son haftasında Yengeç Burcu etkileri 6. ev konularına gündeme getirecek. Bu da iş ve mesleki konularda yenilikler demek, yeni koşullar demek, günlük hayatınızı düzenlemek, yaşadığınız mekanlarda yenilikler yapabilirsiniz örneğin. Yakın çevreniz, akrabalarla ilgili konular gündemde olabilir. Evcil hayvanlarınız veya genel anlamda sağlığınız, beslenmeniz, diyetinizle ilgili konularda Yengeç yeni ayı özellikle Temmuz'un ilk haftasına kadar olan dönemde biraz daha etkilerini arttıracak. Siz de bu anlamda bazı yenilikler yapabilir, yeni kararlar alabilirsiniz. Önümüzdeki ay görüşmek üzere, hoşça kalın. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.